Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Gündemimizde bugün Rojava devrimi olacak öncelikle. 19 Temmuz 2012'de Kobani'de yakılan devrim ateşi bugün 8. yılını tamamladı. Bunu Rojava'dan gazeteci arkadaşımız Rojbin Ekin'le konuşacağız. Hemen ardından ikinci gündemimiz ise Olof Palme cinayeti ve sonrasında yaşananlar olacak. Onu da gazeteci arkadaşımız Mahir Üzmez'le konuşacağız. Tabii haftanın manşetleri ve köşe yazılarımız da Medya Manşet'te olacak. Medya Manşet başlıyor. Evet, gündemimizin ilk başında haftanın manşetleri var. Hafta içerisinde yayınlanan gazetelerden arkadaşlarımız manşetleri sizin için derledi. Evrensel Gazetesi 12 Temmuz günlüğü nüshasının manşetinde çocuk istismarını affetmeye hazırlanan iktidara dönük kadınların çağrısına yer verdi. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesinin 12 Temmuz günü yayımlanan nüshasının manşetinde 29 Haziran 2020 günü yaşamını yitiren Uveş Ana'nın biyografisi vardı. Arap olan 1935 doğumlu Uveş Ana, 90'lı yılların başından itibaren Önder Öcalan'ın görüşlerini savunarak Suriye'deki çalışmalarda yer alan yurtsever bir kadın olarak tanınıyor. Yeni Yaşam gazetesi 12 Temmuz günü nüshasında mecliste kabul edilen çoklu baro düzenlemesini manşetten gördü. Gazete tepkileri de yer verdiği haberinde barolar teslim olmayacak başlığını kullandı. 13 Temmuz günlüğü Bir Gün gazetesi devletin sosyal güvenlik sistemindeki çarpıklıkları manşetine taşıdı. İktidara seslenen gazete, övdüğünüz sistem tel tel dökülüyor dedi. Yeni Özgür Politika gazetesi Türk devletinin Rojava'ya dönük su politikasını 13 Temmuz günü nüshasının manşetinde gördü. Gazete, Türk devletinin Fırat Nehri'nin su debisini düşürerek neden olduğu sonucu Kerbela değil Kürdistan, Muaviye değil Erdoğan sözleriyle öne çıkardı. Sözcü gazetesinin 13 Temmuz günü nüshasının manşetinde Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi vardı. Gazete, Katar'a sunulan olanakları Katar emirinin annesine Kanal İstanbul piyangosu vurdu sözleriyle gördü. Kürtçe yayınlanan haftalık Hoybun gazetesi 30. sayısında Ahmet'te yaşamını yitiren Denkbeş Seyitkhane Boyakçı'yı Ahmet Bülbül'ü tarihin yaşayan sesiydi sözleriyle manşetinden görürken, manşet altındaysa yaranın üzerindeki kabuk sözleriyle Z kuşağı olarak ifade edilen yeni nesil gençliğin tutumunu öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi 13 Temmuz günü nüshasının manşetinde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması girişimlerine karşı 30'u aşkın kentte sokağa çıkan kadınların eylemlerini gördü. Gazete haberinde kadınlar affetmez başlığını kullandı. Kanal İstanbul projesindeki rant politikaları 14 Temmuz günü Cumhuriyet gazetesinin de manşetindeydi. Gazete Erdoğan'ın damadı hazineden sorumlu Bakan Berat Albayrak'ın bölgedeki arazisinin de projeyle birlikte konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğünü yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 14 Temmuz günü HPG gerillalarının Haftan'ın direnişini manşetine taşıdı. Haberinde burası Haftan'ındır başlığını kullanan gazete HPG eylemlerinin ayrıntılarına yer verdi. İktidarın HDP belediyelerine dönük soykırım operasyonları 14 Temmuz günü Yeni Yaşam gazetesinin manşetindeydi. Haberinde Agire'nin Diyadin ilçe belediyesine kapının kırılarak girilmesine yer veren gazete demokrasinin kapısı kırıldı başlığını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesi 15 Temmuz günlüğünün sahasında Kürt kadın örgütleriyle kadın gazeteci ve aktivistlere dönük siyasi soykırım operasyonlarını manşetine taşıdı. Türk İçişleri Bakanı Soylu'nun saldırılardaki rolüne gönderme yapan gazete manşetinde "Soyunuzu tüketeceğiz" başlığını kullandı. Kürt kadınlarına dönük soykırım operasyonları 15 Temmuz günü yayınlanan Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe senaryosuna gönderme yapan gazete "Asıl darbe bu" başlığını kullandı. Ronay gazetesinin 15 Temmuz günü nüshasının manşetinde Rojava'da Türk devletine çalışan istihbarat elemanlarının faaliyetlerine dönük uyarı vardı. Haberde asayiş güçlerinin konuyla ilgili halka yaptığı istihbarat elemanlarına karşı duyarlı olun çağrısına yer verildi. Evrensel Gazetesi 16 Temmuz günlüğü nüshasında iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmaları gündemine aldı. Kadınların tepkisini manşetten gören gazete, kadınların canı pazarlık konusu edilemez sözlerini öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 16 Temmuz günü Almanya'daki faşist örgütlenmelerin faaliyetlerini manşetinden gördü.
İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana 200 cinayet işleyen faşistleri ve Alman devletinin tutumunu haberleştiren gazete manşetinde "Nazi gladyosu geri mi döndü?" başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesi 16 Temmuz günü nüshasında koronavirüs salgını süresince Kürtlere yönelik ihlalleri inceleyen HDP'nin raporuna yer verdi. Gazete salgında baskı ve ihlallerin arttığına dikkat çekti. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi 1254. sayısında yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya Kilisesi'ni "O kubbe tüm dünyanın sözleriyle" manşete taşıdı. Gazete kararla birlikte özellikle Türkiye'deki Hristiyanların tedirgin olduğunun altını çizdi. Bir Gün gazetesinin 17 Temmuz günü nüshasının manşetinde eğitim sistemindeki çarpıklıklar vardı. Liselere giriş sınavındaki başarısızlığı manşetten veren gazete "Sistem çöktü, başarı düştü" başlığını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesi 17 Temmuz günü Kürt kadınları ve çocuklarına dönük askerlerin gerçekleştirdiği tecavüzü manşetinden gördü. Gazete Türk Devleti'nin tecavüzde dünyada ilk üçte yer aldığını yazdı. Türk askerinin Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuğa dönük tecavüz saldırısı 17 Temmuz günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete AKP'nin sorumluluğunu hatırlatarak "Aklatmayacağız" başlığını kullandı. Haftalık Atılım gazetesi 4736. sayısında Suruç katliamını manşetini taşıdı. Gazete Suruç için, adalet için 20 Temmuz'da sokağa çağrısıyla okurlarına seslendi. Evrensel gazetesi 18 Temmuz günlü nüshasının manşetinde HDP'nin Urfa ve Mardin'de tarım üreticilerinin ve köylülerin hayatını felç eden elektrik borçlarına ilişkin hazırladığı raporu "Kanallar açılsın, borçlar silinsin" sözleriyle manşetten verdi. Yeni Yaşam gazetesi 18 Temmuz günü Kürdistan'daki uzman çavuş tecavüzlerini manşetinden gördü. Tecavüz politikası başlığıyla yayımlanan gazete, Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuğun ardından Batman'da da 17 yaşındaki çocuğun uzman çavuşun tecavüzüne uğradığını yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 18 Temmuz günü nüshasının manşetinde Şeker ailesinin yaşadıklarına yer verildi. Şeker ailesinin büyük oğlu Mustafa ardından Yusuf Kobane'ye gitti. Mustafa şehit düştü, anneleri bu acıya daha fazla dayanamadı. Baba İsmet Şeker de Suruç katliamında hayatını kaybetti. 6 kişilik aileden sadece 2 kız kardeş kaldı. Bugün Rojava devriminin yıl dönümü dedik. 8. yılını geride bıraktı. Konuyu gazeteci arkadaşımız Rojbin Ekin'le konuşmadan önce bir kısa dosyamız var. Onu birlikte izleyelim. Hemen ardından Sayın Ekin'le konuyu konuşacağız. 19 Temmuz 2012 Rojava devriminin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Suriye'de başlayan iç çatışmalardan sonra Kobane Halk Meclisi kentin yönetimini üstlenerek Rojava'daki devrim ateşinin fitilini yaktı. Yatsınamaz bir kadın öncülüğünde gelişen Rojava'daki devrimle birlikte artık Kürtler Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde kimsenin göz ardı edemeyeceği önemli bir demokratik güç konumunda. Bu gelişme sadece Kürtleri değil, bölgedeki farklı halklarla inanç gruplarını da etkiledi. 8. yılını geride bırakan devrim, deyim yerinde ise bölgenin bütün ezilen halkları ve farklı inanç grupları için de bir umut ışığı oldu. Rojava'nın siyasi ve askeri öncüleri bu nedenle hep saldırı altında oldular. Yaşananlardan en fazla ürken ise Türk Devleti oldu. Bu nedenle Rojava devrimini boğmak için her şeyi yaptı. El Nusra'dan Daesh'e, önüne gelen her ipe sarıldı. Bu yetmez, devrim ateşinin ilk filizlendiği Kobane'nin Daesh tarafından alınmasını arzuladı. Çetelerle istediğini elde edemeyince bizzat devletin kendisi devreye girdi ve dünyanın gözünün içine bakarak Afrin'den Gresipi ve Serekani'ye kadar bölgenin en güvenli kentlerini işgal etti. Kürtler değişimin şiddetsiz bir biçimde demokratik yöntemlerle olmasını sağlamak konusunda baştan beri çaba gösterdiler. Bu belki sağlanamadı ancak Kürtler çözümün diyalogla sağlanması ısrarından vazgeçmiş değiller. İşgalciliğe karşı kararlı bir direniş sergileyen Kürtler ve bölge halkları yalnız Kuzey ve Doğu Suriye'de değil, Suriye'nin tamamında sorunun çözümünün şiddet dışı yöntemlerle geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını sürdürüyorlar. En önemlisi ise 19 Temmuz 2012'de yakılan devrim ateşi tüm saldırılara rağmen giderek büyüdü ve bu durum artık Kürtlerin de çözüm masasının güçlü bileşenlerinden biri olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Daha önemlisi ise Rojava devrimi, kadınların Daesh çeteleri başta olmak üzere işgalciliğe karşı geliştirdiği direnişle birlikte tüm dünyada kadın devrimi olarak anılmaya başlandı.
Evet, konuyu gazeteci arkadaşımız Rojbin Ekin'le konuşacağız dedik. Skype hattına arkadaşlar bağlamaya çalışıyorlar Rojbin Ekin'i. Bu bağlantı tamamlanıncaya kadar biz köşe yazılarıyla devam edelim. 20 Temmuz 2015 yani yarın itibarıyla da bir katliam, Suruç katliamı 5. yılını dolduruyor. Suruç katliamını Ziya Ulusoy Yeni Özgür Politika'da yazmış. 33 düş yolcusunu almak. Kısa bir özetini sizinle paylaşacağız. Ancak dediğim gibi ayrıntıları isteyenler bizzat gazeteden daha geniş biçimde okuyabilirler. Köşe yazısını birlikte izleyelim. Bu 20 Temmuz Suruç katliamının 5. yıl dönümü. Erdoğan faşizmi Suruç katliamıyla 33 düş yolcusunu aramızdan aldı. Çok sayıda yoldaşı da yaraladı. Erdoğan faşizmi, HDP Ahmet Miting'i Suruç, 10 Ekim, Cizre Sur katliamlarıyla yeni bir biçimiyle faşizmin korku ve dehşetini saçan, bu yolla teslimiyet yaratmayı amaçlayan bir süreç başlattı. Gezi'den 7 Haziran'a uzanan süreci tersine çevirerek faşizmi kalıcı kılmayı amaçladı. Sosyalist gençlik faşizmin amaçladığına boyun eğmedi, meydan okudu. Gençliğin devrimci mücadelesinde kararlılıkla yer almaya devam ettiği gibi Suruç'un katillerine karşı adalet kampanyası başlattı ve ısrarla yürütmeye devam ediyor. Bugün 5. yıl dönümünde adalet mücadelesini büyütmek, Suruç'un katili faşist diktatör ve suç ortaklarından hesap sormayı ve gençliğin faşizme karşı mücadelesini güçlendirmek demektir. Güçlenecek antifaşist mücadele faşizmin yıkılmasını yakınlaştıracak, işçi sınıfı ve halkımızın devrim ve sosyalizm mücadelesine harç olacaktır. Evet sevgili Rojbin Ekin, Skype hattımızda. Sayın Ekin yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hemen sıcağı sıcağına da sorayım. Doğrusu 8 yıl geride kaldı. Birçok saldırıyla boğulmak istendi Rojava devrimi. O günden bugüne sizin gözlemleriniz ne? Rojava devrimiyle birlikte hem Rojava'da hem Kuzey ve Doğu Suriye'de hem Orta Doğu'da neler değişti? Ne dersiniz? Öncelikle ben de programınız vesilesiyle sadece Rojava halklarına değil aslında direnişiyle tüm dünyaya umut olan Rojava devrimini başta Rojava halklarına olmak üzere dünya halklarının tümüne kutluyorum. Aslında onlar da Rojava Devrimi ile birlikte özgürlük umudu yeniden özgürlük umudu kazandılar. Bu vesileyle dediğim gibi sadece Rojava halklarına değil tüm dünya halklarına da kutlamak istiyorum. Neler değişti? Aslında çok önemli bir soru. Yani öncelikle biraz Rojava devrimi nasıl bir zeminde gerçekleşti, dayanakları nelerdi onlara biraz değinerek daha sonra 8 yıl boyunca Rojava'da Rojava devriminin kendisiyle beraber getirmiş olduğu değişimler nelerdi onları kısaca geçmek istiyorum. Aslında hani siz de biliyorsunuz her şeyin dayandığı bir kaynak vardır. Bir zemin vardır. 19 Temmuz Rojava devriminin de bu anlamda dayanmış olduğu bir direniş kültürü vardı. Yine ideolojik zemin vardı, örgütlük, bilinç ve mücadele vardı zaten. Yine harekete geçmeye hazır aslında bir halk gerçekliği de vardı Rojava'da. Sadece yapılan aslında yani bu süreç içerisinde Rojava devriminin başlamasıyla birlikte oluşan mevcut koşulları değerlendirmek, gerekli cesareti yine kararlılığı göstermek ve örgütlü bir şekilde mevcut kitleyi, halkı harekete geçirmekti. Kuzeydoğu Suriye'de aslında 19 Temmuz devrimiyle başarılan bu oldu diyebilirim. Yine biliyorsunuz Orta Doğu'da aslında hani bir ilk değildi. Ondan önce Mısır vardı, Tunus vardı. Fas'ta başlayan halk ayaklanmaları vardı. Mevcut iktidarlara karşı, mevcut ulus devlet yapılan... Evet, Skype bağlantısı zayıf. Taleplerine buyurun. Cevap olmadığından yola çıkılarak birçok ülkede aslında Orta Doğu ülkesinde ayaklanmalar baş göstermişti.
Suriye'de biliyorsunuz ayaklanmanın ilk başladığı kent Dera'ydı. Dera'da da halk yine Suriye Baas rejiminin tekçi politikalarına karşı, aslında antidemokratik uygulamalarına karşı, özgürlükleri, halkların özgürlüklerini öteleyen politikalarına karşı ayaklanmaya başlamıştı. Tabii neleri değiştirdi? Yani Dera'da başlayan halk ayaklanmaları geçtiğimiz 8-9 yıl boyunca bir bütün Suriye'de neler değiştirdi? Biz aslında şunu söylemek çok yanlış olmayacak. Şimdi Dera'da aslında dediğim ifade ettiğim gibi başlayan ayaklanmalar Suriye'nin demokratikleşmesini hedefleyen, aslında adına Suriye muhalefeti de dedikleri kesimler tarafından başlatıldı. Daha sonra biz şeyi gördük, yani bu 8-9 yıllık süreç içerisinde aslında özgürlük, Suriye'nin demokratik bir ülkeye dönüşmesini hedefleyen kitlelerin yavaş yavaş Daesh-el-Nusra gibi yapılanmalara dönüştüğünü, yine uluslararası bölgesel farklı güçlerinde bu şekilde aslında Suriye muhalefetini asıl amacından uzaklaştırmaya çalıştığını gördük. Fakat yine burada aslında demokratik ve özgür bir Suriye'yi hayal edenler biraz da, yani bu ülkede biliyoruz çokça vardı. Yani ilk Dera'da başlayan gösterilere öncülük edenler de onlardı. Ama ben inanıyorum ki bu amaçla yola çıkanlar ve bu şekilde o direnişe öncülük edenlerin birçoğu şu an Suriye topraklarında değil, göç etmek zorunda kaldılar. Ama Rojava'nın tabii ki ayrışan yanları vardı. Mesela Suriye'de kendisini muhalefet olarak gösteren bu diğer yapılardan ayrışan yanları vardı, farklılıkları vardı. Bu kadar yoğun bir savaş süreci içerisinde ayakta durmayı, yine her yıl daha da büyüyen aslında bir ivmeyle büyümeyi başardıysa, dayanışmanın olduğu yine ideolojik ve örgütlü yapının çok daha büyük bir payı var Rojava devriminin bugüne gelmesinde diyebilirim. Öncelikle şöyle. Ben şöyle bir soru sorsam, yani sonuç itibariyle. Sesinizi alamıyorum. Dedim şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum eğer sesimi alıyorsanız. Şunu hemen sorayım. Rojava devrimini yakından takip ettik. Devrimin hemen akabinde Türk Devleti başta olmak üzere çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ama Rojava devriminin öncüleri de süreci daha da genişletti. Yani Rakka'ya kadar, Tapka'ya kadar, Deir ez-Zor'a kadar uzanan bir alanda Arap halklarıyla, diğer bölge halklarıyla birlikte, farklı inançlarla birlikte adeta tüm Suriye'nin geleceğini belirleyen bir noktada ilerletti. Hem bunu nasıl değerlendirirsiniz, bunu nasıl açmak gerekir? Bir ikincisi, bir de tüm dünya Rojava'daki devrim için kadın devrimi diyor, dünyanın geniş bir kesimi. Onu, kadın devrimi yapan özellikler neler, onu da özellikle sormak istiyorum. Evet, aslında belirttiğiniz husus çok önemli. Biraz da aslında hani başta işgalci Türk Devleti olmak üzere Kürt halkının kazanımlarını boğmak isteyen diğer güçlere karşı Rojava'nın kendisi açısından belirlemiş olduğu direniş çizgisi, yine mücadele tarzı, stratejisi bu anlamda onların o saldırı politikalarını bir nevi bertaraf etti. Nasıl yaptı, nasıl başardı bunu? Öncelikle Arapları, Kürtleri, Süryanileri, yine Ermenileri, Çerkesleri bir araya getirerek, onlarla ortak bir örgütlük oluşturarak yol almayı seçti Rojava devrimi, yine özerk yönetim diyelim. Aslında tam da hani şunu diyebiliriz, yani Orta Doğu halklarının bugün ihtiyaç duyduğu, yine özlemini duyduğu bir sistemin temellerini attı Rojava'da. Demokratik, eşit, özgür bir şekilde bir arada nasıl yaşanabileceğinin, yine kendi kendini nasıl yönetebileceğinin modeli oldu aslında Rojava'da oluşturulan 19 Temmuz
Temmuz devrimiyle oluşan sistem. Bu anlamda Rojava aslında şöyle, yani şöyle demek yanlış da olmayacak, bir vaha aslında. Hem özgürlüğün, hem halklar, hem de cinsler arasında aslında tam eşitliğin hüküm sürdüğü, yine demokrasinin bir nevi hayat bulduğu bir coğrafyaya dönüştü. Dolayısıyla bir cazibe merkezi haline de geldi. Sadece Kürt halkının sahiplendiği bir devrim olmaktan çıktı Rojava devrimi, 19 Temmuz devrimi. Orta Doğu halklarının sahiplendi. Aslında bugün örnek aldığı bir devrime dönüştü. Yine aslında bir diğer boyutu, kapitalist modernitenin içine girmiş olduğu sistemsel çıkmazdan umutsuz düşen, özgürlük arayışı olan tüm dünya halklarının, kadınların bir nevi umudu haline geldi diyebilirim. Bu birinci farkıydı. Yani ayrışan diğer önemli bir farkıydı. Ama en önemlisi, Rojava devrimini gerçekten devrim yapan bir diğer önemli farkı bir kadın devrimi olmasıydı. Yani bu hani şey gibi gelebilir, bir propaganda gibi de gelebilir ama aslında ben herkesin bir nevi gelip Rojava'da kadınların nasıl yaşama, nasıl bu sistemsel gerçekliğine kendi rengini verdiğini görmesini isterim. Dolayısıyla yani bir propagandadan da öte gerçekten adım adım yaşam bulduğu, gerçekleştiği ve somut bir gerçekliktir. Yani şu an Rojava devriminin bir kadın olduğu. Müsaade ederseniz. Yani şimdi bu sadece kadınlar orada DAEŞ'e karşı, Nusra çetelerine karşı savaştıkları ve o kahramanlığı gösterdikleri için mi kadın devrimine dönüştü ya da o şekilde tanımlandı? Yoksa bunun ideolojik felsefi bir altyapısı mı var? Bununla ilgili özellikle ayrımı nasıl koymak gerekir? Yani DAEŞ'le mücadele bence bir boyutu ama en önemli boyutu ideolojik, örgütsel ve felsefik bir zemininin olmasıydı. Kadını önceleyen bir paradigmayla yola çıkmış olması, kendi sistemini bu temelde inşa etmiş olması. Yani eminim aslında herkes şu soruyu soruyordur kendine. Yani benim de aslında zaman zaman kendime sorduğum sorulardan biridir. Kadının öncülüğü neleri değiştirdi diye. Biliyorsunuz ki hani bir devrime sadece devrim demekle gerçekten devrim olmuyor ya da gerçekleşmiyor. Her şeyden önce devrimin bir de değişime tekabül etmesi gerekiyor, dönüşüm sağlaması gerekiyor. Hani şu soruyu sormak da yerinde olur. Peki değişip dönüşmesi gereken şey neydi yani? Rojava'da ya da Kuzeydoğu Suriye'de neydi ve kadınlar neleri değiştirdi? Şüphesiz hani biliyorsunuz erkek egemenlikli iktidarın yaratmış olduğu bir toplumsal gerçeklik var. Yine bir zihniyet yapılanması var. Evet, internetimiz dondu maalesef. Rojmin arkadaş sesimi alabiliyor mu bilmiyorum. Evet, geldi. Devam. Çok kısa bir kesinti oldu. Olabilir, önemli değil. Sık kaldığınız yerden devam edin lütfen. Tamam. Şimdi her şeyden önce yani ifade etmiştim. Yani devrimin nasıl bir değişime tekabül ettiği önemli aslında. Sizin de biraz sorunuzla bağlantılı olarak. Hani şunu da sormak yerinde olur yani. Neleri değiştirdi? Yani Rojava'da bu devrime öncülük eden kadınlar neleri değiştirdi? Şimdi şüphesiz erkek egemenlikli iktidarın yaratmış olduğu hani bir toplumsal gerçeklik var, bir algı var, bir zihniyet yapılanması var. Yani kadının aslında varlığını kabullenmeyen, onu bir güç ve irade olarak görmeyen böylesi bir sistemsel yapı var, zihniyet var. Bir de biliyorsunuz Baas rejimi çok tekçi bir... Evet, maalesef internet bağlantısında sorun var. Gidip geliyor. Rojmin arkadaş sesimi duyabilecek mi yoksa... Peki, geldiyse hemen bağlanalım. Kesiliyor, önemli değil ama siz yine devam edin lütfen kaldığınız yerden. Şimdi internet kesintilerinden dolayı çokça bölündü. Artık burayı da, burası biliyorsunuz hem su, elektrik...
biliyorum orada elektrik sıkıntısı var, farklı sıkıntılar var, o nedenden oluyor. Son kısa belki bağlantıyı kurarak, Orta Doğu'da özellikle Rojava ve Suriye'de kadınlar üzerinde nasıl bir değişim yarattı? Yani Kürt kadınları ya da devrime öncülük eden kadınlar dışındaki kesimlerin, halkların, farklı inançların kadınları üzerindeki etkilerini özellikle sormak istiyorum. Yani Kürt kadınlarının aslında bu düzeyde hem siyasi, toplumsal, askeri alanda, diplomatik alanda ön plana çıkması, yine aslında özerk yönetimin, yani mevcut sistemin çoğunluğunu oluşturan, eşit temsiliyetle çoğunluğunu oluşturan kadınların böylesi bir duruşu, böylesi bir öncülüğü Kuzeydoğu Suriye'de, yine Rojava'da Kürt halkının birlikte yaşamış olduğu, aynı zamanda sistemi ortak gördüğü diğer halkların da halkları da etkiledi. Mesela Araplarda çok ciddi bir değişime yol açtı bu. Yani ki siz biliyorsunuz, sizi takip ediyorsunuz. Arap toplumu biraz daha tutucu, biraz daha kapalı bir toplum. Yani kadınları böyle çok ön plana veren, kadınlara aslında rol biçen bir toplum değildi. Fakat Kürt kadınlarının hem savunma alanında, hem yaşamsal, hem toplumsal, hem siyasi alanda ön plana çıkmış olması, birlikte omuz omuza mücadele etmiş olduğu halklarda da kadın algısını değiştirdi. Kadınları artık onlar da bir güç ve irade olarak görmeye başladılar. Bu sadece Kuzeydoğu Suriye'sinden değil, bugün bir bütün Orta Doğu'nun hepsini etkiliyor. Orta Doğu'daki bir bütün kadınların hepsini etkiliyor. Sudan en son örneğiydi. Sudan'da biliyorsunuz gösterilere öncülük yapan bir kadın direnişçi vardı. Günlerce medya bunu konuştu. Ben çok bağımsız olarak görmüyorum. Lübnan'dan tutalım, diğer Orta Doğu'nun diğer ülkelerine kadar mevcut totaliter, diktatör, tekçi ulus devlet yapılarına karşı ayaklanmış olan bütün halklarla birlikte mücadeleyi seçen ve özgürlüğü arzulayan bütün kadınların, ben Rojava'da Kürt kadınlarının öncülük etmiş olduğu direnişten etkilendiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda Rojava devrimini bir Orta Doğu devrimi olarak da tanımlamak aslında çok yanlış olmayacaktır. Eğer Orta Doğu halkları önümüzdeki süreçte gerçekten mevcut, içerisinde bir bulunmuş olduğu mevcut krizi, çıkmazı, aşmayı düşünecek yol ve yöntemleri arıyorsa, Rojava'ya bakmak onları bu çıkmazdan çıkaracaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Biz sizin şahsınızda tüm Rojava'da devrim sürecine katkı sunanları, kadınlar başta olmak üzere herkesi kutluyoruz. Rojava devrimi kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler, iyi günler. Bu ülkenin geçmişi elbette. Köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Fadıl Öztürk artık gerçekte yazmış. CHP ile yüzleşmek diyerek, özellikle solun CHP'ye bakış açısıyla ilgili yüzleşmesi gerektiğini söylemiş. Bu ülkenin geçmişi elbette güllük gülistanlık değil. Geçmişten bugüne soykırımlarla, sürgünlerle, muhalifleri denizde boğdurmakla, işkencelerde insanlıktan çıkarmakla, haksız yere yıllarca cezaevi yatırmakla, günün kör şafağına kurulan idam sehpalarıyla önü kesilerek gelindi. Hal böyle olunca solcuların kendi devrimci muhalefetini yükseltmek yerine CHP'nin muhalefeti peşine takılmaları kaçımızın yüreğini burkuyor. O CHP ki iktidar olmadığı dönemlerde bile Kürt'ü vurup kırana gizli ve açık desteğini hiç esirgememiş bir parti. Eğer demokrasiyle yönetilen bir ülke hayal ediliyorsa ciddi bir sol yüzleşme gerekiyor. Solcular öncelikle Cumhuriyet'in kurucu partisi olan CHP ile yüzleşmeyi koymalıdır önüne. AKP'nin yıllardır Kürtlere zulüm yağdırmasının altında bu Kürt düşmanlığı yatmıyor da ne yatıyor? CHP'nin amacı yapmaya kendisinin bile asla cesaret edemeyeceği şiddet ve kırımı kim yapıyorsa ona dikensiz bir yol açmak değil de nedir? İşte tam da bu noktada sol solcular başını iki elinin arasına alıp düşünmelidir. Olof Palme cinayeti soruşturma dosyası tam 34 yıl sonra kapatıldı.
ama hala arkasında birçok soru işareti bırakan bir cinayetten söz ediyoruz. Bu konuyla ilgili kısa bir haberimiz var. Hemen ardından konuyu İsveç'te araştıran birçok insanla görüşen gazeteci arkadaşımız Mahir Üzmez'le bu konuyu gündeme getirip tekrar konuşacağız. Birlikte önce haberimizi izleyelim. Good morning. Olof Palme'nin öldürülmesini araştıran komisyonun başkanı savcı Christer Peterson'la Hans Melander, 10 Haziran günü Stockholm'da düzenledikleri basın toplantısında katilin İsveçli Stig Engström olabileceğini işaret ettiler. Ardından savcı Christer Peterson, 34 yıldır süren soruşturmanın kapatıldığını belirtti. Buna gerekçe olarak da Engström'ün ölmesini gösterdiler. Cinayet işlendiği günden bu yana Kürtler cinayete ilişkin suçlanıyordu. Türk MİT'inin de yönlendirmesiyle cinayetin PKK tarafından işlendiği propagandası yapılıyor, Kürt kurumları basılıyor, Kürt şahsiyetler mesnetsiz suçlamalarla tutuklanarak hapse atılıyordu. Cinayet dosyasının kapatılmasının ardından İsveç'in Kürtleri ve PKK'yı suçlayan tutumu geniş bir kesim tarafından tartışılmaya başlandı. KCK adına yapılan açıklamalarda cinayetin NATO Gladios'unun planlamasıyla gerçekleştiğinin altı çizilerek, cinayet sonrasında Kürtlerin suçlanmasını da PKK'ye dönük uluslararası komplonun ilk adımı olduğu vurgulandı. Cinayet nedeniyle suçlanan ve bir kısmı tutuklanarak hapsedilen Kürtler de konuştu. Asıl suçluların bilinçli bir biçimde gizlendiğini belirterek, Türk Devleti'nin NATO ile işbirliği temelinde yürüttüğü operasyonla Kürtlerin hedefe konduğunu, PKK'nın suçlandığını söylediler. Palme cinayeti soruşturmasının zanlının öldüğü iddiasıyla kapatılması, geniş bir kesim tarafından cinayetin üstünün örtüldüğü biçiminde yorumlanıyor. Ancak Kürtler açısından durum daha farklı. Onlar kendilerine yaşatılan mağduriyet için resmen özür dilenmesini istiyor. Konunun takipçisi olacaklarını belirten PKK yönetimi ise kendilerine dönük komplolara son verilmesini ve PKK'nin terör örgütü listelerinden çıkarılmasını istiyor. Evet, Olof Palme cinayetini konuşacağız. Daha doğrusu cinayet sonrasında neler olabileceğini, olasılıkları daha çok konuşacağız. Çünkü o konuyla ilgili daha önce epeyce dosya haber yapmıştık. Konuyu gazeteci arkadaşımız Mahir Üzmez bizzat İsveç'te araştırdı. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz, yayına katıldınız, emek verdiniz. Teşekkür edeyim bir kez daha. Ve hemen doğrusu 34 yıl önce işlenen bir cinayet, Kürtler suçlandı. PKK'ye dönük ciddi kumpaslar kuruldu, kurumlar basıldı. Bu 34 yıl sonra savcı çıkıp cinayet soruşturmasına adı geçen birini, aslında sokakta yaşayan mıydı? Stig Engström'ü suçlu ilan etti ve öldüğü için de dosyayı kapattı. Ama Kürtlere dönük suçlamalar, PKK'ye dönük suçlamalar olduğu yerde kaldı. Nedir özellikle soruşturma dosyası kapatıldıktan sonra yaşananlar? Siz birçok o dönem hapse girmiş insanla da konuştunuz İsveç'te. Dosyaya ilişkin ayrıntılara da hakimsiniz. Özellikle bundan sonrasını konuşmak istiyorum. Nedir bundan sonra, ne yaşanabilir? Şimdi başta şunu söyleyeyim. Stig Engström 2000 yılında, yani 20 yıl önce doğal bir ölüm yaşanmadı. İntihar edildi. Kamuoyuna duyuruldu. Yani doğal olarak başta 10 Haziran 2020 yılında yapılan toplantı, yapılan basın açıklaması gerçekten İsveç yargısının acizliğini ortaya koydu. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Çünkü davanın Stig Engström daha önce de bu konuyla ilgili suçlanmıştı, ifadesi alınmıştı. Hatta daha sonra onu görgü tanığı olarak ifadesine başvurdular. Ve Stig Engström'la ilgili iddiaları 1990'a yaklaştığında, 89-90'dan Stig Engström'la ilgili iddiaları rafa kaldırdılar. Onun suçlu olmadığını ortaya çıkartmıştı o dönemin savcıları. Ama yıllar sonra 2000 özellikle 2004'ten sonra
tekrar olabilir diye bir Stig Engström'e döndüler. Fakat soruşturmayı o şekilde bıraktılar. Şimdi Stig Engström İsveç'te sigorta firmasında çalışan, Scania adlı bir sigorta firmasında çalışan, İsveç sağcı hareketlerine sempati duyan bir insandı. Fakat orada daha önemli bir bağlantı vardı aslında. Ben o görüşmelerimde biraz onu ortaya çıkarttım. Özellikle Stay Behindert Organization denilen bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Bu organizasyon 1949 ile 1959 yılları arasında özellikle NATO ülkeleri içerisinde CIA'nin örgütlenmeleri olarak karşımıza çıkıyor. İsveç'teki ismi olarak karşımıza çıkıyor ki biliyorsunuz İtalya'daki ismi Gladio'ydu ve birçok karanlık işlere karışmıştı bu suç organizasyonları. İsveç'te ise bunlar daha sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıkarttıkları organizasyon ismi Stay Behindert Organizasyon. Bunu özellikle İsveçli bir gazeteci Olle Minel ki onunla da görüşme şansımız oldu. Kendi araştırmalarıyla bu organizasyonu ortaya çıkartmıştı. Stig Engström'un çalıştığı binada aynı zamanda bu organizasyonun bir ofisi var. Bu organizasyonun bir ofisi var. Stay Behindert'in bir ofisi var. Ve cinayet saatinde bu binanın, yani binanın iki tane girişi var. Arka girişindeki kapılar açık bırakılmış ve oradaki kamera devre dışı bırakılmış. Bir iddia da şuydu açıkçası İsveç'te. CIA tarafından öldürüldüğünü düşünen bir çevre var. Ve bu Stay Behindert organizasyonunu kullandığını söyleyen bir çevre var ve aynı ofiste arka kapıdan çıkıp bu gelip cinayet mahallinde ki cinayet yerine 2 dakika uzakta bir mesafeden bahsediyoruz. Gelip cinayet işlediğini söyleniyor. Tüm bu bulgulara rağmen ben bunları niye anlatıyorum? Aslında benim işim polisiye kısmıyla çok fazla ben de ilgilenmek istemiyorum ama bunları şundan dolayı anlatıyorum. 10 Haziran 2020 yılında tarihinde yapılan basın açıklamasıyla kapatılan bu dosyada İsveç yargısının eldeki bir sürü veriye rağmen ben gerçekten acınası trajik durumunu ortaya koymak istiyorum. Var bu yargı soruşturması yürütenler de bir şekliyle o sizin dediğiniz organizasyonun bir parçası gibi davranmışlar. Yani ortaya çıkan sonuç bunu gösteriyor. Çünkü çok ısrarlı bir şekilde özellikle hedef şaşırtma ve Kürtlere yönelme var o dönemde. O dönemde aynı savcılık içerisinde ya da polis içerisinde Hans Holmer ismi zaten ön plana çıkıyor. Kendisi de 2004 yılında zaten yaşamda, o da öldü, o da yok yaşamda. Hans Holmer soruşturma yürütüyor. Kürtlere yönelik çok ciddi bir suçlama kampanyası başlatıyor ve hatta Hans Holmer bazı kesimlerin polis içerisindeki olay araştırma girişimlerini de engelliyor. Peki MIT'in rolü ne? Hans Holmer'in şöyle bir özelliği vardı. Hans Holmer zaten cinayet akşamı İsveç Stockholm'da değil. Stockholm'a 200 kilometre uzaklıkta bir yerde kayak merkezinde tatil yapıyor. Duyar duymaz gelip ilk yaptığı iş Kürtlere yönelik açıklama yapıp Kürtlere yönelik saldırıyı başlatmaktı. Bundan kaynaklı olarak Hans Holmer'in bir şekilde dışarıdan yönlendirilen, yani İsveç dışından yönlendirilen güçlerce böyle bir oyuna geldi ya da böyle bir oyunun baş aktörü olduğundan bahsediliyor. Hans Holmer çünkü gelir gelmez birincisi yaptığı eylemliklerle Kürtleri kriminalize etti. Kürtlerin üzerine bu suçu atma girişiminde bulundu ki 1988'den itibaren Kürtlerle ilgili hiçbir bulgu bulunmadı ve bütün davalar düştü. İkincisi ise soruşturmanın gitmesi gereken yere hedefinden saptırmak için özel bir çaba sarf etti. Hans Holmer'in özelliği şu, daha sonra Almanya'da Düsseldorf davaları başlayacak biliyorsunuz. 1987 tutuklamaları 88'den itibaren Düsseldorf davaları başlayacak. Oradaki Alman savcıları ve Türk MIT'iyle ortak hareket edildiğine dair çok ciddi kanıtlar var. Nedenine gelince soruşturma içeriği hakkında hiç kimseye bilgi verilmemesine rağmen dönemin Türk basını özellikle içeriden aldığı bilgilere dayanarak iddiaları oydu ki o dönemin arşivlerine izleyicilerimiz bakarlarsa bulabilirler. İsveç polisinden aldıkları bilgilere dayanarak birçok Kürt'ü aslında hedef gösterdi. Resimlerini yayınladılar, hedef gösterdiler. Doğal olarak içerideki zaten bu Stay Behindert organizasyon dediğimiz İsveç içerisindeki Stay Behindert organizasyonun verilen vurgularla en büyük ayağını Hans Holmer oluşturuyor. Yardımcısı evet. olarak Alman savcısı devreye giriyor. Yönlendiricisi olarak da, akıl hocası olarak da Türk MIT'i devreye giriyor ki zaten Türk MIT'i bir son cümlemi o konuda koymak istiyorum. Türk MIT'i 1984 yılı itibariyle zaten NATO'ya başvurmuştu. PKK'ya karşı savaşta NATO'dan resmi yardım istemişti. CIA ise 1979 yılında PKK ile ilgili zaten özel bir rapor hazırlamıştı. Yani bütün eldeki bulgular bu işin aslında bir anlamıyla CIA tarafından yapıldı. Aslında yapılır, bir taşla iki kuş vurma meselesi. Yani hem evet. bir şekliyle Olof Palme gibi barışçı bir kimlikten kurtuluyorlar. Hem diğer taraftan PKK ve Kürtleri suçlayarak
kendi ekmeklerine yağ sürüyorlar. Ve PKK'yı da devlet içi bırakmak istiyorlar bu aynen. şekilde de. Peki ondan sonrasını, özellikle bugünden sonrasını, yani 34 yıl sonra bunu resmen söylediler. Ama artık bundan sonra Kürtlere ve PKK'ya karşı atması gereken adımlar var. Hem onların hem Avrupa toplumunun, Avrupa'daki birçok ülkenin. Doğrusu bu konuyla ilgili PKK'den de... Diğer taraftan o dönem yakalananlardan da açıklamalar geldi. Bunları nasıl yorumlamak gerekir? Yani bir adım atılacak mı? Özellikle PKK'ya dönük oluşturulan listeler var. O listelerden terör listeleri vesaire diye yaklaşımlar sergilemişler. Oradan çıkarılmaya dönük bir toplumsal baskı gözlemek mümkün mü? Bununla ilgili ne dersin? Şunu söyleyeyim. Birincisi İsveç yargısı, İsveç devleti ve İsveç'teki siyasiler aslında bir şekilde bu olayı kapatmak istiyorlar. Yaptıkları açıklamalarda Kürtlerin de artık işte Kürtlerin bu cinayet ilişkisi olmadığı cümlesinin yeterli olmasını bekliyorlar, istiyorlar ama durum böyle değil. Çok ciddi, çok muazzam mağduriyetler var. Yani bu mağduriyetler İsveç'te birebir yaşanan mağduriyetler var. İsveç'teki genel Kürt toplumunun yaşadığı bir mağduriyetler var. Bunun yansımalar olarak Avrupa'da diğer ülkelerde yaşanan mağduriyetler var. Bunun yansıması olarak bu Avrupa devletlerinin Türk devletine yaptıkları yardımı, mali, ekonomik, silah yardımlarının altyapısının oluşmasına kaynaklı Kürdistan'daki savaştaki savaş suçlarından tutun da birçok konuda çok ciddi mağduriyetler var. Doğal olarak oradaki demokratik kamuoyu ve Kürt kamuoyu, hem İsveç'teki hem de Avrupa'daki demokratik kamuoyu ve Kürt kamuoyu cinayetin bu şekilde örtbas edilip Kürtlerin de sadece işte bu cinayette aslında zanlı olmadıklarının açıklanmasını yeterli bulmuyorlar. Bundan sonra yapılması gereken en önemli, hatta beklentinin en çok olduğu nokta şu: İsveç devletinin attığı bu adımdan sonra Avrupa'daki, işte başta Almanya olmak üzere, daha sonra İngiltere olmak üzere, ki daha sonra Amerika olmak üzere, dünyada bu terör listesi algısının oluşturulması ve Kürdistan özgürlük mücadelesinin PKK'nın bu listelerle adlandırılmasının temel dayanağı İsveç devletinin bu dayanağıydı, bu yaklaşımıydı. Doğal olarak geriye dönük bir düzeltme yapılması gerekiyor. En büyük düzeltmeyi de bu terör listesini, bahsedilen terör listesinin bertaraf edilmesi, lağv edilmesi, ki bana göre bu da yetmeyecektir. Çünkü İsveç kimlik itibariyle ya da Palme kimlik itibariyle dünyadaki bütün ulusal kurtuluş hareketlerine yardım eden, destek veren, onların özgürlük mücadelesinde yanında olan bir kişilikti, bir devletti, bir siyasetti. O açıdan bu liste lağv edildikten sonra İsveç'ten de bütün kamuoyu şunu bekler: Kürdistan özgürlük mücadelesine her türlü desteği sunup Kürt halkının kendi özgürlüğüne, Orta Doğu'daki halkların kendi özgürlüğüne kavuşabilmesi için pozitif anlamda katkı sunmasını bekler. Peki, bundan sonra da bunların hepsini birlikte takip edeceğiz. Sen de iyi bir çalışma yürüttün. Orada günlerce görüşmeler yürüttün. Daha ayrıntılı da önümüzdeki günlerde herhalde bunu belgeseller biçimde izleyeceğiz senden. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, medya manşetin sonuna doğru geliyoruz ama köşe yazılarımız var. Bir köşe yazımız Yeni Yaşam gazetesinden Özgür Müftüoğlu yazmış. 15 Temmuz kime yaradı diye sormuş. Birlikte bakalım. Darbe girişimi başarılı olmadı ama OHAL ilan ederek sağladığı otoriter düzen sayesinde AKP iktidarı 15 Temmuz öncesinde belirlediği ekonomik ve siyasi hedeflerin önünde engel olarak gördüğü güçleri tasfiye etti. 15 Temmuz bahanesiyle oluşturulan OHAL düzeninin doğrudan hedefi demokrasi mücadelesi yürütenler, emekçiler ve Kürtler oldu. Küresel rekabette engel olarak görülen demokrasi ve hukuk düzeninin ortadan kaldırılıp iktidarın tek elde toplandığı otoriter bir düzenin inşa edilmesi ulusal ve uluslararası sermaye tarafından desteklendi. Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Türkiye AKP-MHP ile AKP'nin ülkeyi kurtaracağı vaadiyle iktidara geldiği derin güçlerin işbirliğiyle yönetiliyor bugün. Cezaevleri iktidara biat etmeyen siyasetçi, gazeteci, aydın ve halk mücadelesi verenlerle dolu. 4 yıldır yaşananlar ilk günden öngördüğümüz gibi sürüyor ama film henüz bitmedi. Bu ülkenin her şeye rağmen tebaa olmaya karşı sesini yükseltecek, demokrasi için, halkları için, İnsanca yaşamak için mücadele edecek dinamikleri var hala. Evet.
Evet, son yazımız Gazete Duvar'dan Müslüman feminist Berrin Sönmez yazmış. Aslında yazıyı vermeden önce küçük bir ayrıntıyı da hatırlatmak istiyorum. İki sentezci grubun çatışmasından söz ediyor. Aynı zamanda Erdoğan'ın hilafet tartışmalarıyla birlikte Kürt İslam sentezli savunanlar ile Türk İslam sentezli savunanlar arasında çatışmaların başlayabileceğinden veya bu konuyla ilgili Erdoğan'ın Kürt İslam sentezli savunanları yanına çekme girişimi olarak hilafeti öne çıkaracağını düşünüyor. Aslında farklı bir bakış açısı. Yazının tamamını alamadık. Özet bir kısmını aldık. Ama dikkat çeken bir boyuta vurgu yapıyor. Özellikle hilafet tartışmalarında. Evet, yazıya birlikte bakalım. Hilafet meselesi, İslamcı romantizmi şekilde hafifleyerek göz ardı edilmeyecek kadar önemli. Peşinen söyleyerek başlamakta yarar var ki hilafet çağrıları Müslüman toplumlar arasında mezhep savaşları başlatma arzusudur. Ayasofya'nın ardından hilafetin gündeme gelmesi bu çatışmanın dışa vurumu olmalı. Kürt İslamcıların Türk İslamcılara karşı bir ön alma hamlesi sayılabilir. Tarih boyunca Müslümanlar arasında ayrıştırıcı unsur işlevi gören hilafet meselesi, günümüz AKP-MHP koalisyon iktidarı içinde de yeni bir ayrıştırma sebebi olabilir. Erdoğan, hilafet makamını bugünden yarına ihdaz edemez. Ancak hilafetçileri siyasal rüşvet verme ihtimali yüksek. İstanbul Sözleşmesi karşıtlığını en yüksek sesle dillendiren kesimler hilafetçilerdi öteden beri. Özellikle dindar kadınların hem Kur'an'la açıklanan kadın haklarını hem de İslam tarihini bilmeleri yönünden bu yakın tehlikeyi iyi değerlendirmesi gerekir. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Gazeteci Rojbin Ekin ile Rojava devrimini, gazeteci Mahir Üzmez ile Olof Palme cinayeti ve sonrasını konuştuk. Gelecek medya manşetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.